Herkese merhaba. Bugün sizlerle şöyle patik yapacağız ya da çorap da diyebilirsiniz buna. Kullandığınızı pek göre değişecektir aslında. Ben böyle kalınca bir ip kullandım. İhraç fazlası bir ip. 5 numara ipimin numarası yani bir 100 gramı 136 metre. Bu uzunlukta bir ip alırsanız tabi bu akrilik. Bu uzunlukta bir ip alırsanız yaklaşık olarak aynı kalınlıkta olacaktır ipiniz benimkiyle. Başka ipler de kullanabilirsiniz. Kolaylıkla kendi ayağınıza göre bunu uyarlayabilirsiniz. Bu 38-39 numara için 37'ye de olabilir. Çünkü yani gevşiyor veya sıkılaşıyor. daha biraz daha küçük yapmak isterseniz daha ince bir ip kullanabilirsiniz. ince bir ip ve ince bir tı. Biraz daha büyük yapmak isterseniz de şurada bir iki sıra arttırabilirsiniz. Ben dört buçuk milimetrelik tığ kullandım. Şöyle gösteremedim de. Ee, hazırsanız hemen aşağıdaki abone ol butonuna da bastıysanız başlayalım. başlamadan önce bakın şöyle size ölçüyü vereyim ben. 25 santimetre. Şurası da 10 santimetre kadar. Boyu da 16 santim. Burayı tabii istediğiniz gibi uzatabilirsiniz zaten. Ben sihirli halkayla başlayacağım. Sihirli halka nasıl yapıldığını bilmiyorsanız çok yeni başlayansanız aslında kolay yapması ama hani yapamıyorum diyorsanız 3-4 zincir çekip ilk zincire batarak bağlayarak böyle bir halka oluşturup onun içine çalışabilirsiniz. Şimdi şu şekilde doluyorum ipi sonra çaprazlamasına bir kere daha doluyorum şununla da tuttum şuradan. Bakın tığımı buradan geçirdim. Arkadaki ipi alıp bir kere çeviriyorum. Tekrar arkadaki ipi alıyorum ve bir zincir çekiyorum. Şimdi burada zincir çekerek başlamayacağım bu sefer. Önden gözükmesini istemiyorum çünkü bu zincirin yani e, bakın şurada kalıyor. Başladığımız yer şurası. Buranın da diğer trabzanlar gibi gözükmesini istiyorum o yüzden şöyle bir şey yapacağız tığımızı biraz gevşettik tığdaki ipimizi şöyle tutuyorum parmağımla bu ilmeği tığımı bunun etrafından doluyorum şu şekilde bir daha göstereyim gevşettim parmağımla tuttu tığımı şöyle etrafından doladım bir ip alıp buradan bir çekiyorum şöyle tekrar bir ip alıp bu iki ilmekten çekiyorum bu sefer ve direkt e, trabzanla başlamış oluyorum bunun yanına 11 tane daha trabzan yapacağım 2 3 4 5 6 7 9 o ve 11 sayalım bakalım 2 4 6 8 10 11 pardon toplam 12 olacak ben ilkini de saymışım Şöyle sihirli halkayı iyice bir kapatıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. İlkinin ilmeğinden şöyle attım. Burada şu sihirli halkayı iyice kapatmak için burada şunu da şöyle attım. İpimi aldım, çektim bir daha ipimi gevşetiyorum döndürdüm tığım etrafında ipi alıp çektim buradan bir daha alıp ikiden çektim şimdi bu ilk trabzanın aynı ilmeğe bir tane daha yapıyorum bu ipi de arkadan saklayarak devam edeceğim Hemen buraya bir tane daha yaptım bir sonraki ilmeğe bir tane yapıyorum. Bir sonraki ilmeğe iki trabzan yapıyorum. Pardon. Bu ikinci. Bir sonraki ilmeğe bir tane yapıyorum. Bir sonrakine iki tane yapıyorum. Bir sonrakine bir tane yapıyorum. Bu şekilde ilerleyeceğim. 2, 1, 2, 1. Tamamını tamamlıyorum. Sonda görüşelim. Son ikiliyi yaptım. Ve bir tane trabzan yaparak en sonunda bitiriyorum. İlk gözden battım, bağladım. Şu anda 18 tane trabzanım var. Tekrar aynı şekilde başlıyorum. Ve ilk göze bir tane daha trabzan yapıyorum. Bir sonrakine tek yapıyorum. Bir sonrakine iki yapıyorum. Tek yapıyorum. İki yapıyorum. Tek yapıyorum. Bu şekilde devam edip bu sırayı da bitirelim. Sona geldim. Şuraya bir tane tek yapıyorum. Ve i̇lk gözden batarak. Bağlıyorum. Trabzanımı yaptım. Bir sonraki göze bir tane yapıyorum ve bir sonraki göze yine bir tane trabzan yapıyorum. Toplam üç tane yaptım. Şimdi artık saç örgüsü tarzı tam saç örgüsü de değil de işte başak diyebiliriz buna başak modelini koymaya başlayacağız. İki kere doladım, iki tane atlıyorum. Üçüncü bu. Bakın ilmeğe mi atmayacağım? Bu trabzanın etrafından şöyle batıyorum. Bakın sağdan giriyorum, soldan çıkıyorum. Üçüncünün. İp aldım. Bir, iki, üç seferde çıkardım. İki kere doluyorum. Bir sonrakine batıyorum. Bir, iki, üç seferde çıkardım. İki kere doladım. Şimdi bu atladığımız ikiye gideceğiz. Ama şöyle üstten değil arkadan gideceğiz. Şöyle yaparak daha rahat bir şekilde görebilirsiniz şuradaki ilmeklerinizi. Bakın bu ikisi yine aynı şekilde etrafından dolanarak yapacağız. Bu bir. Bu da iki. Burası tamam. Şimdi bunu bir kere daha yapıyoruz. 2 atladım. 1 2. 2 kere doladım. Bu sefer önden giderek yapıyorum. Bu ilki 1 2. Bakın şuraya önmüş üçlü trabzan yapmıştım. Hemen yanındaki ilmek bu. Ötüyorum bir trabzan yapıyorum. Bir sonrakine bir, bir sonrakine bir. Bu şekilde ilerleyeceğim. Sıra sonuna kadar her ilmeğe bir tane trabzan yapacağım. Sırayı bitirip bağladım. Şöyle başlayıp 3 tane trabzanımı yapıyorum. Şimdi burada ön diş trabzanlar yapacağız. Bir kere doladım ipimi. İlkini alıyorum. Bu 2. Şu 3. Görmekte zorlanıyorsanız bakın ilmeklerinizi takip edin. 4 5 6 7 ve 8 Buradan başlayarak da normal tırabzanlarımı yapıyorum. Sıra sonunda görüşelim. 3 tane tırabzanımı yapıyorum. İki kere doluyorum. İki tane atladım. Üçüncünün etrafından batarak önleş üçlü trabzanımı yapıyorum. Yine bir sonrakinden yapıyorum. İki kere doladım. Dönüp arkadan dolanarak iki tane önleş trabzanımı yapıyorum yine İki kere doladım. İki atladım. Bir. İki. Dönüyorum önden. Bir. Ve iki. Sonra şuradan başlayarak trabzanlarımı yapacağım. Aslında bunu tekrar edeceğiz bu saatten sonra. Bir sonraki sırada 8 tane ön diş trabzan yapacağız. Burada yapmış olduğumuz gibi. Tekrar tekrar yaparak ilerleyeceğiz. Ne kadar? Şuradan buradan itibaren saydığımızda 15 sıra boyunca ilerlemiş olacağız. Bir daha sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, Evet, 15 sıra boyunca ilerleyeceğiz. Ondan sonra boyun kısmını yapıyoruz. Ee, siz de sıralarınızı tamamlayın ve görüşelim. 15 sıramı ördüm. Şimdi buradan itibaren 14 zincir çekiyorum. Ama çok gevşek çekeceksiniz bu zincirleri. Şuraya geçin. 1 2 3 sayıyoruz. 3.ye battım ve bağladım. Şöyle ilk trabzanımı yapıyorum. Sonra döneceğim ve zincirlerin üzerinden trabzanlarımı yapmaya başlayacağım. Trabzana 14 tane yani zinciri 14 tane toplamda trabzan yapacağım. Bir tane de başa yaptık 15 edecek zincirin sonunda. Bu da sonuncu. Buradan şu ilk göze batıyorum. 1 2 3 tane trabzanımı yapıyorum. 2 kere doladım. 2 atladım. 1 2 2 kere doladım, geri döndüm. 1 2 2 atladım. 1 2 döndüm. 1 ve 2 ve son olarak 2 tane daha trabzan yapıyorum. İlk gözden atıyorum. Bağlıyorum. Şimdi burada toplam 28 tane trabzanınız olacak. Yani şunlarla beraber tabii ki pardon. Hemen tekrar trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Devam edip trabzanlarımı yapacağım. Buraya geldiğimde 8 tane ön diş trabzan yapacağım. 2 tane trabzan daha yapıp bağlayacağım. Şimdi Bu şekilde devam edeceğim. Bir sıra yaptım. 3 sıra daha yapacağım. Bu 3 sırayı da tamamlıyorum. Ondan sonra da lastik kısmını yapacağız. Bakalım bir daha sayayım. Şu bir sırayı yaptık. 1, 2, 3 sıra. Evet yapacağız. Ondan sonra da lastiğe geçiyoruz. Ben tamamlıyorum ve dönüyorum. Şimdi 4 sırayı bitirdim toplamda. Bir sonraki sırada normal trabzan yapacağım. Şimdi bu şekilde devam ediyorum. Şu kısma geldiğimde görüşelim. Şimdi buraya geldim. Burada da ilmeklere batarak bu sefer trabzanlar yapıyorum. Devam edeceğim bu şekilde. Son ikiyi de yaparak tamamlıyorum. Şimdi 2 zincir çekerek başlayacağım bu sefer. Bu bir ilmek değil. İlk trabzanımın etrafından ön diş trabzan yapıyorum. Bunu biliyorsunuz zaten nasıl yapıldığını. Bir ip alıyorum. İkincinin etrafından arka diş yapacağım. Arkadan batıyorum. Trabzanın etrafından tekrar arkaya çıkıyorum bir ip aldım ve trabzanımı yaptım. Bir sonraki ön diş, bir sonraki arka diş, ön diş, arka diş. Bu şekilde bir ön diş, bir arka diş yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Son arka diş trabzanımı yaptım. Bakın ilk gözden battım, bağladım. İki zincir çekiyorum ve yine ön diş, arka diş, ön diş ve arka diş trabzanlar yapacağım. Bu şekilde şimdi ikinci sıradayım. E bunu bitirince iki sıra daha yapacağım. Toplam dört sıra lastik yapacağım. E ben tamamlıyorum lastiğimi ve dönüyorum. Lastik kısmını bitirip bağladım. İpimi de kestim. Bu ipi. Hemen saklayayım. Şöyle bir tarafa doğru geçiriyorum. Sonra da diğer tarafa doğru. Diğer ipleri de bu şekilde saklayabilirsiniz. şöyle arkayı çeviriyoruz. Topuğu yapacağız şimdi. Herhangi bir yerden başlıyorum. Bir zincir çektim. İlk trabzanımı yapıyorum. Biraz çok gevşek oldu. Bir düzelteyim şunu. Devam ediyorum ve trabzanlar yapıyorum evet müşfik yıkarak geldi ortalığı otur otur Şimdi bakın şu köşeye geldiğimde en sonuncuyu yapmadım buraya batacağım bir ip aldım ilk ikiyi çıkardım bu şekilde bırakıyorum Hemen karşıya geçiyorum. Burada şu ilkini atlayacağım. Çünkü burada fazla 14 zincirim var. Burada 13 tane ilmeğim var. Bakın ilk zincir atladım. İkinciye battım. Yarısını yaptım. 3 tane ilmeğim var. Birlikte tamamlıyorum. Devam ederek trabzanlarımı yapıyorum. 11 tane trabzan yapacağım. 3

Yine köşeye geldim. Sonuncuya batıyorum. Yarım yapıyorum. Ve şu ilmeğe batıyorum. Yarım yapıyorum. Tamamlıyorum. Kalan trabzanlarımı yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Şimdi eşit oldu. Bağladım burada. Trabzanla başlıyorum. Şimdi köşeye doğru geldim. Bakın bu köşedeki ikisini birlikte aldı. Bu hemen onun yanındaki. Bu sefer buraya yarım yapıyorum. Köşedeki ilmeği atlayacağım. Bir sonrakine bir tane daha yarım yapıyorum ve bir birlikte tamamlıyorum. 9 tane trabzan yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 sonra tekrar yarım yapıyorum bunu atlıyorum bir sonrakine yarım yaparak tamamlıyorum kalan trabzanlarımı yapıyorum ve bir sıra daha yarım yaptım bunu atlıyorum bir sonrakine yine yarım yapıyorum 7 trabzan yapacağım 3 4 5 6 ve 7 bakın köşedeyim yarım atladım yarım tamamladım ve kalan trabzanlarımı yapıyorum bağlıyorum Bu da son sıramızdı. Şimdi bunun şu ipi biraz keseyim. Tersini çevireceğiz. Ve şu kısmı birleştireceğiz. Topu. Böyle tutuyorum. Şuradan tığımı geçirdim. Diğer taraftan da aynı şekilde Şunu. Bir zincir çekiyorum. İki ilmeği de alıyorum buradan batarken. Bakın ilmeğimin iki tane ipi var. iki tane ipi var. Hepsini alarak sık iğne. Bir sonrakinden sık iğne. Bir sonrakinden sık iğne. Bir sonrakinden yine. sık iğne bu şekilde tamamını birleştiriyorum. Bu ipi de keseceğim. Bu ipleri de saklayacağım. Ve işte bu da son hali. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şirin Örgücü Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.